Cryptoos kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Piyasalara bakacağız arkadaşlar. Piyasalara bakmadan önce şu anda videoyu beğenip düşüncelerinizi yorum olarak paylaşırsanız veya istediğiniz coin analizi varsa yorum olarak yazarsanız sevinirim. Aynı zamanda ücretsiz Telegram platformumuzda açıklamalar kısmında mevcuttur arkadaşlar. Katılabilirsiniz. Orada da işlemlere giriyoruz. Bitcoin tarafında baktığımız zaman hatırlarsanız arkadaşlar sizlere bir kanaldan bahsettik ve bir e, trendden bahsettik daha önceki videolarda. Şimdi bu trend nedir arkadaşlar? Bu trend çok önemli bir trend. Tekrardan hatırlatmak gerekirse bizi hem ayıya gördüğünüz gibi hem de boğaya sokan bakın e, bir trend ve biz bu trendi yaklaşık olarak kırmaya çalıştık, düştük, hızlı kırdık, tekrar geri çekildik. Şimdi aynı hareketleri tekrardan piyasada görebiliriz. Yani neyi demek istiyorum? Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bakın burada Büyük bir hareket geldi tekrardan geri çekilme büyük bir hareket tekrardan geri çekilme ile birlikte hedeflediğimiz 34 bin dolar bölgesine kadar bir hareket gelebilir piyasada. Fakat biz şunu istiyoruz arkadaşlar yani e, piyasanın yükselişinin hızlı devam edebilmesi için şu gerekli sevgili dostlar. Biz bu trendin altında haftalık veya özellikle günlük kapanış yapmamamız lazım ki e, dün gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 28.500 lira kadar bir iğne gelmesine rağmen kapalışı olumlu yaptı. Hacimli bir mumla yaptı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mum gayet hacimli ve trendin üstünde gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bununla birlikte direnç bölgesi olan 29.800'ler 29.900'lerin üstüne kadar bir iğne geldi sevgili dostlar. Biz yükselişlerin devamını istiyorsak 30.000 doların üstüne oturmamız lazım arkadaşlar günlük bazda. Bu çok önemli bir nokta. Ve dikkat ediyorsanız ki e, biz içimi oku bulutuna değdik. dediğimiz gibi tepkisini verdi bitcoin. Fakat bunun devamının gelmesi için 30 bin dolar çok önemli bir bölge. En iyi ihtimalle bizim arkadaşlar yükselişlerin seri seri devam edebilmesi için 29 bin dolar altında yani trend altında kapanış yapmamız lazım. Eğer ki 29 bin dolar altında kapanışlar yapılırsa bu sefer hedeflediğimiz en net destek bölgesi 28 bin 400'ler. Hatta 28 bin dolarlara kadar sarkabilir sevgili dostlar. Bu yüzden 29 bin dolarlardaki hatta 29 bin altında günlük veya haftalık kapanış olmaması çok önemli bizler için. Şimdi buradan Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum'da uzun vadede takip ettiğimiz, bakın çok ciddi miktarda Haziran 2022'den beri e, takip ettiğimiz bir kanal var arkadaşlar. Şimdi bu kanalda ne yaptık hocam? Bu kanalın biz Orta bandının altındayız şu anda. Dolayısıyla en net direnç noktası 1926'larken en net destek noktasının 1562'lere kadar uzandığını görüyoruz. Tabii ki 1562'lerden önce yaklaşık olarak yatay hatta baktığımız zaman arkadaşlar bu bölgeler yani 1700 hatta 1800'ler diyelim 1800'ler net bir destek bölgesi olarak karşısına çıktı şu düşüşte Ethereum'un gördüğünüz gibi. Fakat yine de dikkatli olmamız gereken şey şu ki arkadaşlar kanal takip ettiğimiz için en net destek bölgesinin biz şu an an itibariyle 1540'lara kadar uzandığını düşünmekteyiz, görmekteyiz hatta. Dolayısıyla e, burada dikkatimizi çeken şey şu e, ara bandın üstünde kalacak mıyız kalmayacak mıyız? Burada asıl önemli konu bu ara bandın üstünde kaldığımız sürece yön yukarıdır. Altında kaldığımız sürece yön aşağıdır arkadaşlar. Yani bizim bir an önce kendimizi 1930'ların üstüne atmamız gerekir sevgili dostlar. E, bu konuda dikkatli olmak lazım. E, özellikle bu günlük analizdir. Bu yüzden e, önemlidir arkadaşlar. E, dikkat etmekte fayda var. Buradan USDT dominasyona bakalım. USDT dominasyonda hatırlarsanız aylardır çok önceden haftalardır. Çizdiğimiz bir kanal bölgesi var ve hala bu kanal bölgesini net olarak aşmış değiliz. Gördüğünüz gibi geçtiğimiz saatlerde geçtiğimiz günlerde bu kanalın üstüne bir hareketlenme geldi. Fakat bu hareketlenme her stepte arkadaşlar yani bir fake operasyon oldu. Ve bununla birlikte sevgili dostlar yaklaşık olarak 7.28 bölgesine kadar bir sarkma görüldü. Buralarda şu anda tutunuyoruz. Yani kanalı tekrardan hatırlatmak gerekirse 7.44'ler üst bandı. 7.20'ler alt bandı ve orta destek olarak da 7.28'ler verilebilir arkadaşlar. USDT dominasyonunda da takip etmemiz gereken rakamlar bunlar. İçim oku bulutu kararsız görünüyor arkadaşlar. Bununla birlikte yani yatay bantta bununla birlikte süper trend indikatörü de çok anlamsız gelecektir. Çünkü arkadaşlar yatay bir bandı takip etmek indikatörleri takip etmekten daha önemli şu süreçte. Bu yüzden üst bandı 7.44 Alt bandı 7.18 orta bandı 7.28 olarak takip ettiğimiz zaman çok daha verimli sonuçlar elde ederiz. USDT dominasyonun 4 saatlik grafiğinde. Fakat bunu günlük bazda baktığımız zaman arkadaşlar günlük bazda net olarak dünkü yükselişin hali hazırda zaten USDT dominasyon tarafında e, içim oku bulutunun net olarak direnci olarak çalıştığını farkındasınızdır sizde ve burada tekrardan aşağı yönlü basmış kendini. İçim oku bulutunun aşağısındayız net olarak sevgili dostlar. Ve biliyorsunuz ki aşağısında kaldığımız sürece USD dominasyonu üzerindeki satış baskısı artacağından dolayı bizim pozitife dönme olayımız daha yükselecektir. Daha yüksek bir şekilde var olacaktır. En net direnç noktasına baktığımız zaman 7.63'ler karşımıza çıkıyor sevgili dostlar buradan dolar endeksine geçelim şimdi dolar endeksinde takip ettiğimiz bir şey vardı bakın şurada beyaz trendi görüyorsunuz ee, üstüne birkaç kez fake hareket yaptık şimdi kırmış gibi gözüküyor arkadaşlar neden kırmış gibi gözüküyor derseniz 30 bölgesinden RSI destek aldı ve bu sefer bir fake olmadığını düşünüyorum ve 103.44 kadar bu hareketin tamamlanabileceğini öngörüyorum Böyle bir durumda bitcoin'deki geri çekilmeler hali hazırda normal piyasalarla birlikte beklenebilir sevgili dostlar. Dikkatli olmakta fayda var önümüzdeki günlerde. Burada en net direnç noktasının biz 102.73'ler olduğunu görmekteyiz. 102.73'lerin üstündeki kapanışlarda hatta net olarak 103.10'ların üstündeki kapanışlarda biz içim oku bulutu kırıldı deriz. Bunu önümüzdeki birkaç gün içerisinde yaparsa söyleriz. Fakat Ağustos'un sonlarına doğru eğer biz içim bulutundan bir kırılım görecek olursak bu da 102.14'lerle birlikte sağlanabilir arkadaşlar. Yani burada da dikkatli olmakta fayda var. En net direnç noktasını takip edecek olursak 102.75'ler diyebiliriz. Bana göre dediğim gibi 102.75'ler ve en önemlisi de 103.48'lerin çok fazla geçinmemesi lazım. Süper trend indikatörümüz zaten bay verdi. Bundan yana bir sıkıntı yok. Dediğim gibi arkadaşlar burada bir de bir gap boşluğu vardı. Gördünüz mü daha önce gösterdim mi hatırlamıyorum. Gösterdim sanırım. Bir gap boşluğu doldu arkadaşlar. Şuradaki bakın atan gap'i doldurdu şu an e, dolayı endeksi. Ve bundan sonra artık beklentimiz verdiğimiz direnç noktalarından yavaş yavaş kendisini kademeli olarak aşağı salmasıdır ki e, bu şekilde hızlı hızlı bir düşüş istemem arkadaşlar ben. Çünkü sonuçları ağır olur bu şekilde hızlı hızlı düşüşün yavaş yavaş salına salına düşmesi bana göre daha iyidir, daha muhtemeldir, daha güzel sonuçlar verir. Şimdi buradan Bitcoin dominasyonuna bakalım. Hatırlarsanız Bitcoin dominasyonu tarafında takip ettiğimiz bir kanal noktası vardı ve bu kanalın içerisinde tekrardan girdik arkadaşlar. İçimi o kuburutu desteğinden destek aldık gördüğünüz gibi. Şimdi hedeflediğimiz bölge kanalın üst bölgesi arkadaşlar. Yani 51'ler. Şimdi bu 51'lerin tekrar kırılımıyla birlikte biz bu sefer atakların tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz ve 57'lere kadar da yolun açık olduğunu öngörüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar 51 ve 52 seviyeleri çok önemli Bitcoin dominasyonu tarafında. Bu bölgelerin kırılmasıyla birlikte biz kendimizi 57 bölgelerinde bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir durumda da tabii ki hakimiyet Bitcoin ile daha fazla geçmiş olur. Bunu da unutmayın. Bitcoin'in hakim olduğu bir piyasada arkadaşlar şunu da bir e, buraya kadar izleyenlere bir tüyo vereyim özellikle margin trade'cilere. Tabi spot piyasa için de iş yapar ama margin için daha çok iş yapar. Bitcoin'in hakimiyetinin e, yüksek olduğu dönemlerde yani işte 57'ler 58'ler 60'lardaki Bitcoin dominasyonunda ve genel grafikte eğer ki 4 saatlik ve günlük bazda Bitcoin dominasyonu hakimse arkadaşlar 2 saatlikte saatlikte de olur bunlar. E, long açarken Bitcoin üzerinden short açarken Ethereum veya daha farklı altcoinler üzerinden ama öncelikle Ethereum'u tercih etmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Çünkü genel manada hakimiyet Bitcoin'de olduğu için arkadaşlar Bitcoin'in yüzde bir düşüşünde Ethereum yüzde iki altcoinler yüzde beş düşer arkadaşlar. tam tersi yükseliş zamanlarında da Bitcoin'in hakim olduğu dönemlerde longu Bitcoin üzerinden açacağız. Çünkü en fazla para Bitcoin e akacağından dolayı Bitcoin yüzde iki yükselirken Ethereum %1 altcoin'ler %0.5 yükselir. Yani rakamları salladım bu arada arkadaşlar. Mantığı anlatmak için. Bunu da dikkat edin arkadaşlar. Özellikle margin trade çok 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 işinize yarar. Son olarak XAU BTC grafiğine de bakalım. Analizimizi bitirelim arkadaşlar. XAU BTC grafiği biliyorsunuz bizim için önemli bir grafik. E ve burada baktığımız zaman net olarak şu an destek noktasına tutulmuş gibi gözüküyoruz. Buralarda 0.06550'ler. Bu bölgelerin üstünde kaldığı sürece bakın e, özellikle ve özellikle tekrardan söyleyelim 0.06655'lerin üzerinde kaldığı sürece bulut içerisine girmiş olur. Ve bununla birlikte arkadaşlar 0.069'ların biz e, derenmesi gerektiğini düşünürüz bulutun üst noktasının. Böyle bir durumda da tabii ki bitcoin'e olumsuz yansıyacaktır arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Evet sevgili dostlar. Dinlediğiniz için teşekkürler dediğim gibi videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Aynı zamanda açıklamalardaki Telegram linkinden de ücretsiz işlemlerden faydalanabilir. Margin Trade grubumuza da katılabilirsiniz. Biliyorsunuz kendi indikatörümüz var ve kendi indikatörümüzde Margin Trade'de çok gerçekten yüzde 80 yüzde 90 oranında başarılı işlemlere girip çıkıyoruz arkadaşlar. Onun da katılmak için açıklamalardaki ücretsiz Telegram platformuna gelerek bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bay bay sevgili dostlar. Ha bu arada hatırlatmam gerekirse canlı yayınlara başlayacağız arkadaşlar. Merak etmeyin birkaç pürüz var onları hallettikten sonra canlı yayınlara başlayacağız sevgili dostlar İnşallah. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.